Bugün pazar. Bugün Türkiye ekonomisindeki çalkantıya biraz mola verelim. Türkiye'den uzaklaşalım biraz, nefes alalım. Başka bir piyasaya bakalım. Kripto paralarda yaşanan bir dönüşümü anlamaya çalışalım. Son dönemde kriptolardaki düşüşün arkasında bu dönüşüm yatıyor. Başat faktör olarak öne çıkıyor. Geçen hafta biliyorsunuz Amerikan Merkez Bankası ne zamandır beklenen kararını açıkladı ve parasal sıkılaşma yönünde kocaman bir adım attı. Mart ayında pandeminin başından beri piyasaya verdiği 120 milyar doları sıfırlayacak. Her ay biliyorsunuz pandeminin başından beri bankalardan 120 milyar dolarlık bono tahvil alıyordu. O para da kripto paralara, borsalara, gelişen ülke paralarına filan akmıştı. Bu sayede kripto paralarda ve diğer borsalarda sert yükselişler yaşanmıştı. Bu politika işte şimdi bitiyor. Ve bu arada 2022 yılında 3 tane faiz arttırımına gideceğini de öngördü FED. Bu da parasal sıkılaşmanın devam edeceği, hatta sert adımlarla devam edeceği anlamına geliyor. Bütün bunlar kriptolar için ve bu arada borsa, yani hisse senedi borsaları için iyi gelişmeler değil. Çünkü paranın suyu biraz azalacak. Paranın debisi azalacak diyelim. Peki ama kripto paralarla Fed arasında, Amerikan Merkez Bankası arasında nasıl bir ilişki var? Kripto paralara Z kuşağı, Y kuşağı yatırım yapmıyor muydu? Onlar niye ilgileniyorlar ki Fed'le, Amerikan Merkez Bankası'nın politikasıyla? Bu sorular aklımıza gelebilir. Bunun arkasında son dönemde kriptolardaki kurumsal yatırımcıların, büyük yatırımcıların oranındaki sert artış var. 2017 yılında kripto paralarda toplam işlem hacminin %10'unu kurumsal yatırımcılar oluşturuyordu. Bu oran bugün %63'e çıktı. Kripto dünyasında artık piyasaya kurumsal yatırımcılar yön veriyor. Oranları görelim. Bu arada kurumsal yatırımcı derken neyi kastediyorum? Önce onu açıklayayım. 1 milyon dolar da üzerinde yatırım yapan, işlem yapan yatırımcılara kurumsal yatırımcı olarak adlandırılıyor. 10 bin dolar ve 1 milyon arasında yatırım yapanlar profesyoneller. 10 bin doların altında yatırım yapanlar Türkçedeki ismiyle küçük yatırımcılar ya da İngilizcedeki adıyla perakendeciler. Elbette küçük yatırımcıların sayısı çok fazla. Çin ordusu gibi kalabalığız diyelim. Ama para büyük yatırımcılarda. Kimlerde? Bir örneğe bakalım. Skybridge Capital bir hedge fon. Hedge fon biliyorsunuz yüksek getirili varlıklara, enstrümanlara yüksek getiri beklentisiyle yatırım yapan fonlar. Skybridge Capital bu yılın başında çok geç değil. Kripto paralara Bitcoin'e 500 milyon dolar ayırmış. Toplam 3,5 milyar dolar büyüklüğünde bir fon. 500 milyon dolarını bu yılın başında kriptolara ayırmış. Daha sonra yıl içinde bu tutarı 700 milyon dolara yükseltmiş. Bir kişinin yönettiği bir fondan bahsediyoruz. Tamam, altında bir ekip var ama işin başında Anthony Scaramucci adlı bir yatırımcı var. Ve sadece bir hedge fon 700 milyon dolar Bitcoin'e yatırım yapıyor. Bunun gibi çok sayıda hedge fon var ve sayıları artıyor. Ve dediğim gibi toplam işlem hacmindeki oranları %63'e gelmiş durumda. Büyük kurumsal yatırımcılar ekonomi politikasındaki, para politikasındaki değişiklikleri yakından izliyorlar. Ve yatırım stratejilerini buna göre belirliyorlar. O nedenle Fed'in kendi para politikasındaki yaptığı değişiklik hedge fonlar, kripto paralara da yatırım yapan hedge fonlar için çok önemli. Ona göre pozisyon alıyorlar, pozisyon arttırıyorlar, pozisyon azaltıyorlar. Şimdi pozisyon azaltıyorlar riskli varlıklarda. Evet, sebeplerinden biri bu. Son dönemde kripto paralardaki düşüşün, Amerikan Merkez Bankası'nın para politikasında yapacağı değişikliğe yönelik beklenti zaten bir düşüş getirmişti bütün coinlerde. Sadece Bitcoin ya da Ether değil, Solana, Cardano gibi coinlerin diğer amiral gemilerinde de fiyat gerilemeleri, sert düşüşler gördük. Biliyorsunuz Bitcoin Kasım ayı başındaki 69 bin dolarlık zirvesinin şu anda yaklaşık %30 altında, aşağısında işlem görüyor. Önümüzdeki dönemde Amerikan Merkez Bankası bu sıkılaşma adımlarını daha da arttıracak. İşte Mart ayında önce piyasaya verdiği parayı sıfırlayacak. Sonra muhtemelen belki de Mart'ta faiz artırımları başlayacak. O her artırım, sıkılaşma yönünde her karar riskli varlıklarda küçük depremler yaratacak. Buna bir kere hazırlıklı olmak lazım. Bunun da temel sebebi biraz önce işte anlattığım gibi kurumsal yatırımcıların toplam işlem hacmindeki giderek artan oranı. Ama birkaç sebep daha var. İkinci sebep algo trading'in, algo işlemlerin oranındaki artış. Tıpkı kurumsal yatırımcılar gibi algoritma yatırımlarının oranında artıyor. Algoritma yatırımı peki ne demek? Onu da kısaca açıklayalım. Piyasada algoritmaların yatırım yapması, yani insanların, yatırım profesyonellerinin değil, alım-satım kararlarına matematik formüllerin, algoritmaların
karar vermesi. Düştüğünde işte hemen bir zarar kes seviyesine geldiğinde hemen sat. Ya da hani alınacak seviyeye geldiğinde hemen al emri iletmesi. Bu algoritmalar düşüş gerçekleştiğinde stop loss, zarar kes seviyelerinden hemen sat emri veriyorlar. Bu da düşüşleri daha da sertleştiriyor. Algo işlemlerinin, algo trading'in böyle bir olumsuz etkisi var. Belli bir seviyeye indiğinde de oradan hemen ala geçiyorlar ve bir anlamda algoritmalar aslında küçük yatırımcıları parmağının ucunda oynatıyor. Küçük yatırımcıları parmağın ucunda oynatan bir başka yatırımcı grubu balinalar. Balinaları biliyoruz, onlar daha eski. Buranın yerlisi, hancısı kripto paraların. Toplam Bitcoin hesaplarının sadece %2'si toplam Bitcoin'in %95'ine hükmediyor. Çok büyük bir oran. Yani büyük oranı Bitcoin'in çok büyük yatırımcılarda. Ve bunlar aslında bir kısmı hiç aktif filan değil. Geçen sene mesela 2020 yılında toplam Bitcoin arzının sadece %20'si alım satım işlemlerine konu olmuş. Geri kalan %80'i balina hesaplarda yatıyor. Derin bir uykuda belli bir seviyeyi bekliyorlar. Bilmediğimiz seviyeleri, geleceği bekliyorlar. Ama balinalarda ve bu arada kurumsal yatırımcılar da algo trading'den de yararlanarak küçük yatırımcıları parmaklarının ucunda oynatıyor. Nasıl oynatıyor? Orada da işte kaldıraçlı işlemler devreye giriyor. Son dönemdeki fiyat düşüşlerinin bir başka sebebi küçük yatırımcıların özellikle kaldıraçlı işlemler yapıyor olmaları. Kaldıraçlı işlem peki ne? Kaldıraçlı işlem de bir birim yatırımla 100 birimlik işlem yapmak. Yani borç almak. 1000 dolarlık bir yatırım yaptığınızda 100 kaldıraçla, yani 100 kat borçlanmayla 100 bin dolarlık işlem yapabilmek. İşte buna kaldıraçlı işlem deniyor. Küçük yatırımcılar uluslararası borsalardan, belki siz de yapıyorsunuz, kaldıraçlı işlemlerden çok yararlanıyorlar. Kaldıraçlı işlem imkanlarından. Fakat kaldıraçlı işlemin şöyle bir riski var. Sert düşüşlerde küçük yatırımcılar hemen paniğe kapılıyor ve hemen satışa geçiyorlar. O da satışı daha da derinleştiriyor. Düşüşleri daha da derinleştiriyor. Fakat bunu bilen, bu psikolojiyi bilen kurumsal yatırımcılar ve balinalar bunu kullanıyorlar. Kaldıraçlı işlemlerin paniğe neden olduğunu ve düşüşe yol açabilecek spekülatif takım adımlar atıyorlar. Spekülasyon yapıyorlar. Spekülasyon biliyorsunuz yasa dışı değil, manipülasyon yasa dışı. Ama küçük yatırımcıların paniğe kapılıp satışa geçebilecekleri spekülasyonuyla piyasaya yön veriyorlar. Gerçekten de küçük yatırımcılar paniğe kapılıyor. Kaldıraçlı pozisyonlarını hemen kapatmaya yönelik satış pozisyonlarına geçiyorlar. Bu da satışları da daha da derinleştiriyor. Fiyat düşüşlerini daha da sertleştiriyor. Belli bir seviyeye indiğinde de büyük yatırımcılar, balinalar ya da kurumsal yatırımcılar hemen alıma geçiyorlar ve tekrar piyasa yükseliyor. Yani yüksekten satıyorlar. İşin ABC'si, en basiti, başka borsalarda da 10 yıllardır, 100 yıllardır belki de olan işlem gerçekleşiyor. Yüksekten satıyorlar. O satış başka satışları getiriyor. Büyüklerin satışı küçük yatırımcıların satışlarını tetikliyor. Küçük yatırımcılar paniğe kapılıyor. Satışlar derinleşiyor. Fiyat düşüşleri sertleşiyor. Ve düştüğü seviyeden, yani tabandan bu sefer büyük yatırımcılar alıma geçiyorlar. Ve yüksekten satıp düşükten almış oluyorlar. Taş atmayıp, yormayıp çok kısa süre içinde büyük karlar elde ediyorlar. Olan küçük yatırımcılara oluyor. Birileri servet kazanıyor, birileri küçükler de kendi oranlarında servet bitiriyorlar. Kripto paralardaki bu oynaklık çok sert oynaklık. O nedenle özellikle bireysel yatırımcılar, küçük yatırımcılar için son derece riskli. Peki önümüzdeki dönemde ne olur? Kısa vadeyi 1-2 ay öngörmek kolay değil. Kripto paraları başından beri izleyen Şant Manukyan'la bir röportaj yaptım. Bu kanalda önümüzdeki günlerde yayınlayacağım. O da aynı şeyi söylüyor. Yani son önümüzdeki 1-2 ayı öngörmek kolay değil. Ama önümüzdeki orta vade, uzun vade belli ki kripto paralara yönelik ilgi canlı duracak. Çünkü teknoloji gelişiyor ve bu arada büyük şirketler kripto paraları ödeme aracı olarak kabul ediyorlar. İşte mesela daha önce PayPal almıştı. Şimdi Visa'nın, dünyanın en büyük kredi kartı ağının da önümüzdeki günlerde, haftalarda kripto paraları bir ödeme aracı olarak kabul etmesi, duyurması bekleniyor. Bu arada Goldman Sachs gibi uluslararası yatırım bankaları kripto paraya dayalı bir takım türev enstrümanlar üzerinde çalışıyorlar. Nitekim Goldman Sachs zaten
kripto paraya yönelik araştırma hizmeti kendi müşterilerine vermeye başladı bile. Şimdi bir de onu bir yeni türev enstrümanla bu hizmetlerini zenginleştirecek. Yani ana akıma geliyor yavaş yavaş kripto paralar. Fakat oynaklık hala çok sert ve küçük yatırımcıların da çok dikkatli olması gerekiyor. Bu vesileyle buradan bir kez daha uyarmış olayım. Kripto paralara basit bir arayüzü olan bir platformdan adım atmak isterseniz, bu videoların da, kripto para videolarının bu kanaldaki sponsoru olan Bitloan'ın platformunu kullanabilirsiniz. Adresini bu videonun altında belirtiyorum. Evet, önümüzdeki günlerde kripto parayla özellikle ilgilenen izleyiciler için Çant Manukyan'da yaptığım röportaj ilgi çekici olacaktır diye tahmin ediyorum. Yeniden görüşeceğiz. Akşamları biliyorsunuz her akşam saat 20.30'da piyasanın, ekonominin son 24 saatte bilinmeden geçirmemesi gerekenleriyle bu kanalda oluyorum.